Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar ben Gökhan. Bugün Polonya'da sınırsız oturum kartını nasıl aldım bununla alakalı konuşacağız. Hadi videoya geçelim o zaman. Evet arkadaşlar bundan yaklaşık 5-6 sene öncesinde ilk kart başvurumu yapmıştım. Daha doğrusu 2010, 2017 sanırım 2017 senesinde ya da 2016'nın sonlarına doğruydu. Polonya'ya gelme kararı almıştım ve geliş amacımın nedeni arkadaşlar İngilizce hazırlık okulu okuyacaktım. En kolay vize alabileceğiniz seçeneklerin arasında dil okulu ya da herhangi bir hani eğitim ile alakalı olarak vize başvurunuzu yaparsanız çok daha problemsiz olumlu olarak dönüş alıyorsunuz diyebilirim. Ben bunu zaten Malta'da tecrübe etmiştim. O yüzden Polonya'ya karar verdim. Vize işlemlerimi hallettim. Okula geldim. Çok da böyle gittiğim söylenemez ama Polonya'da bir nevi yaşamaya başladım. Ve ben geldiğim dönemde arkadaşlar eğitim amaçlı olarak genelde özellikle kim hazırlık kursuna ya da İngilizce kursuna başvuru yaparsa Polonya konsolosluğu yaklaşık böyle 3 aylık 5 aylık vize veriyordu. Ben de 4 aylık ya da 5 aylık bir vize almıştım sanırım. O vizeyle geldim. Aracı kurum ile gelmiştim bu arada. Vizeyle geldikten sonra zaten danışman firma destek oldu bana de oturum kartı başvurusu yapmamız gerekiyor. Vizenin sonlarına doğru başvuru işlemlerimizi gerçekleştirdik. Vizen bitmesine iki ay öncesinde. O dönemde hani pandemi olmamasına rağmen yine prosedür inanılmaz yavaş ilerliyordu. Bunun da bilincindeydim. Aynı zamanda o dönemde de aslında bu kadar çok YouTube kanalı ya da bu kadar çok Türk de Polonya'da yoktu diyebilirim arkadaşlar. Bu kadar detaylı bir şekilde her şeyi bilemeyebiliyorduk öyle söyleyeyim. Başvuru yaptık. Başvurunun sonlarına doğru artık neredeyse akademik yılın bitmesine bir ay gibi bir süre kalmıştı. Benim aynı sınıftan arkadaşlarım patır patır böyle herkes red almaya başladı arkadaşlar. Yani 10 başvurunun yaklaşık 9 tanesi red ile bitiyordu. Ve tabii ki benimki de red oldu. Nedeni de şu gelen mektupta Polonya konsolosu durumu şu şekilde açıklamış. Zaten hazırlık eğitim için geldin. Oturum kartı başvuruna olumlu dönüş yapamıyoruz. Bunun nedeni de zaten akademik yıl bitti. Yani kendileri bitirdi akademik yılı. Başvuru esnasında gerekli zamanda hızlıca yanıt vermedikleri için. Ama her neyse bunu, bunun bana dönüşü ret oldu açıkçası. Bu süre zarfında da aslına bakarsanız yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam hani böyle bir 6 ay 9 ay civarı eşimle zaten tanışıyorduk o dönemde sadece sevgiliydik yani öyle söyleyeyim size. Sonrasında ben bu redde aldım. Red kağıdının da altında yaklaşık hani 14 gün içerisinde ülkeyi hani terk etmek zorundasın gibi bir şey vardı. Biz de bu hani redde bu arada yine o 14 gün süre boyunca itiraz etme hakkın da var. Ve yaz dönemi de açıkçası o dönem Türkiye'ye dönmemem de gerekiyordu. Hani ilişkimizden dolayı. Ne yapalım ne edelim karar verememiştik. Nasıl olacak diye. Sonuçta zor bir ilişki oluyor haliyle. Ondan sonra zaman kazanmak açısından biz dedik çıkan karara itiraz edelim. Hiç yoktan çünkü diğer videolarımda da yine bahsetmiştim. Bir evren gidipken zaten yaklaşık 2 aylık bir süreç arkadaşlar. Ortalama o da yani. 3 ay da olur 6 ayda olur. Biz itiraz dilekçemizi gönderdik ve bahsettiğimiz gibi de oldu açıkçası. 2 aylık bir süreç oldu. Bu sürede de yine e, ilişkimizde bir takım karar verdiğimiz şeylerde daha emin olduk. İyi bir zamandı yani. İtirazın sonucu yeniden red geldi arkadaşlar. Sonrasında da zaten size yaklaşık 20 iş günlük falan böyle bir süre veriyorlar. Yeniden. Hani bu... 14 ya da 20 iş gün içerisinde ülkeyi terk etmeniz gerekiyor. Red kararından dolayı. Ben de hani uzun zaten yaklaşık bir yıl Türkiye'ye de gidememiştim bu oturum durumundan dolayı. O yüzden sonrasında zaten bu süre zarfında evlendik arkadaşlar. Yeniden oturum başvurusu da yapmak istemedim. Çünkü oturum başvurusu yaptığınızda ülkeden çıkamıyorsunuz. Mevcutta bir vizeniz yok ise ve benim mevcutta vizem yoktu. Sonrasında eşimle birlikte hem dedik hani ailemle tabii ki tanışalım. Eşim tanışsın daha doğrusu. Türkiye'ye döndük. Türkiye'ye döndükten sonra Polonya'ya dönmek için tabii tabii ki haliyle vizem yoktu. Burayı iyi dinleyin çünkü çok soru geliyor Instagram'dan. Hani eşim Polonyalı, ben Türkiye'deyim. Türkiye'den hani oturum kartına başvurmaya çalışıyorsunuz. Döndüm, C tipi bildiğiniz aile ziyareti vizesi aldım. Onda bile gerekli evraklarda şey falan var işte ekonomik durumunu falan gösteriyorsun yani. O bile o kadar kolay değil. Red olma ihtimali çok düşük ama VFS'ye gidiyorsun. VFS diyor biz bu tarz şeylere bakmıyoruz. Konsolosluğa gidin diyor. Konsolosluğa gittik maslakta ama konsoloslukta dedi ki hani burada ne alakanız var bizim bir acentemiz var zaten VFS danışmanlık hizmeti veriyor bize oraya gidip halletmeniz lazım. Neyse eşim de burada hani bir Polonyalı orada buluyoruz VFS'de de e, çok şaşırtıcı ama Mark diye bir tane e, şey vardı personel vardı. Bildiğiniz şey Polonyalı yani. Ben daha çok böyle hani bizim çocuklar oradadır. Sonuçta sadece evrak alıyorsunuz diye düşünmüştüm. bu kadar detaylı olduğunu bilmiyorum. Neyse. Başvurduk uçak biletimize de böyle bir hafta falan vardı bana 90 günlük şey verdiler işte multiple hani çok giriş çıkışta Polonya vizesi verdiler. Ben o vizeyle beraber eşimle beraber döndüm tabi. Bütün her şeyi hallettikten sonra. Döndükten sonra da e, 3 aylık vizem vardı ama tabii ben 3 ayın sonunu beklemedim bir tecrübeden dolayı yani bir önceki seneden. Oturum kartına bu kez evlenmiş biri olarak o prosedürlerle başvuru işlemini gerçekleştirdim. Hatta başvuru işlemleri o dönemde şu anda mevcutta da aslına bakarsanız öyle. Hem posta yoluyla başvuru işlemi yapabiliyorsunuz ya da randevu alıyorsunuz. Randevuda belli bir zaten size spesifik bir zaman veriyorlar. O zamanda da gidip evrak teslimi gerçekleştirebiliyorsunuz. Sonrasında size hatta teslim ettiğiniz evrakla alakalı olarak bu başvuruyu takip edebileceğiniz bir takım şifreler veriyorlar. O şifrelerle sonrasında zaten web siteleri üzerinden başvurmuş olduğunuz vize sonucu ne şekilde ilerliyor adım adım görebiliyorsunuz. O dönemde ben tabii ki başvuruyu hani randevu alamamıştık. Bir iki gün denedim açıkçası ama bayağı bir web sitesinde zaman geçirmiştim yani. Hiç alınmadığını falan düşünmüştüm. Çünkü forumlara falan girdiğimde aynı zamanda ya da e, YouTube'da videoları izlediğimde genelde a, evet başvuru alınmıyor. Sürekli problem oluyor falan. Sonra bir takım videoları da izledim. Yani hani niye başvuru bekliyorsunuz ki posta yoluyla da başvuru yapabiliyorsunuz zaten. Ama ben de dedim hadi yapalım. Yapmaz olaydım. Yaklaşık bir sene bekledik. Bekleme nedenimiz de şu. Posta yoluyla gönderdik. Daha ilk gün e, normalde randevu ile alsaydım görüşmeyi bu başvuru. Aynı gün bana kağıt vereceklerdi. O bahsettiğim şifre falan olan web sitesinden takip edebilirsiniz dedi. Ben onu dahi alamadım. 3 ay geçti. 6 ay geçti. Hani sürekli olarak mailler atıyoruz postu gönderiyoruz. Yani ne oldu? Ne olacak? Daha önceden tecrübemiz de olmadığı için hani bu kadar olacağını düşünmüyorduk sonuçta. Vardı tecrübe ama öğrenciyken vardı yani. Evlilik çok daha böyle açık bir konu ya hani. Evlilik sonuçta sende verme ihtimali inanılmaz düşük oluyor yani konsolosluk Bir adam falan vurmadıysanız ya da kaçakçılık gibi durumlara düşmediyseniz yani. Biz dedik yabancılar ofisine gidelim yani. şimdi gidiyorum bu arada. Hani İngilizceyle orada en fazla şu nerede bu nerede falan onunla yanıt alırsınız. Ee, çok böyle İngilizce seviyeleri iyi değil özellikle yabancılar Çok saçma ama o şekilde. Neyse gittik dedik böyle böyle iyi tamam dediler işte bir dilekçe formu falan filan yazın dedi şuraya şey yapın. Aynı şeyi bize resmen mail ile ulaştırdığımız talebi bize danışmandan reception deskten gönderdi. Sonrasında yine bekliyoruz. Bekliyoruz da bekliyoruz yani. Elimde bir kağıt bile yok başvurduğuma da. Hiçbir şey yok yani öyle söyleyeyim. E neyse sonrasında çağırdılar, parmak izi aldılar falan filan. E başvuru yine ilerlemiyor. Oldu 9 ay, 10 ay. 11 ay, 11 aya sadece pasaportumda o kırmızı kare olan şey var, damga var. O da hani başvuru yaptı bu çocuk diye. Zaten bu arada 3 tane falan var pasaportumda. Polonya'dan sağ olsun güzel bir hatıra aldı. 3 kez başvuru yaptık. Biz baktık olmuyor. Sürekli olarak oyalıyorlar. Bu arada telefon çıkıp sorabileceğiniz yerler de yok yani. Var sorsan hani information number falan filan şunu bunu arayın diyor da hayatta ulaşamazsınız yani. Maili bile atıyorsunuz. Belli bir süre zarfı var. O süre zarfında size yanıt vermek zorundalar. Dalga geçer gibi bu konuyla alakalı şu numarayı arayın diyor. Tam da o iş gününün sonu. 14 iş günü içinde mesela size yanıt verecek ya. 14. iş günü o tarz saçma sapan bir yanıt alıyorsunuz. Bu konuyla alakalı şu numarayı arayın. Ya da yabancıdır ofisine gidin. Çok sağ ol yani. Eşimin aklına geldi. Dedi ben dedi şey yazayım. Bizim cumhurbaşkanlığına yazayım dedi. Bizim Duda Reis'e yazayım dedi. Konuyu anlatan böyle. Çok da ama o dilekçede önemli olan bir nokta vardı. Ve o dilekçeyi başka bir arkadaşım yine yazdı. Farklı bir modda yazdı. Hani bu durumumuzdan dolayı oturum beklediğim için evlilikte işte ekonomimizde problemler oldu. Çalışamıyorum falan filan. Çocuğa bildiğin hani o süreci red vermediler ama siz yanlış oturum kartı başvurusu yapmışsınız. Çalışma için başvurmalısınız falan filan yazdılar. Çok saçma ama olabiliyor bilginiz olsun. Biz onun daha böyle farklı bir versiyonu daha duygusal olarak yazdık. Ve benim üzerimden yazmadık aslında. Tabii ki benim e, ile alakalı. Benim durumum ile alakalı. Yani benim başvurum ile alakalı. Tamam ama eşim sadece hani ilişkimize yansıyan kötü boyutlarından bahsetti. Bu ne demek mesela? Hani evlendim, ülke benim falan. Hani ülkem bana bu gibi durumda destek çıkmıyor mu? Gibi. Hani vatan millet, Sakarya hesabı. Hani beni boş ver. Kendi hani biz böyle bir şeye nasıl Hoş geldin diyemiyor muyuz sonuçta ben böyle biriyle evlendim falan filan gibi gitti ve olumlu yanıt geldi şaka gibi bu çok kullanılır avukatlar da özellikle mesela avukat ile başvuru yapacaksanız onlar da prosedürü bilir, bilir. Ee, bu taktiği kullanırlar ama çok sık kullanıldığı için arkadaşlar genelde çok da böyle yanıt alamazsınız. Bahsettiğim olan şey gibi e, devletten e, cumhurbaşkanına yazmak istiyorum gibi bir şey. Hani kimin aklına gelir e, yazmak. Yazarsanız hani kimin aklına yanıt alabileceği gelir öyle söyleyeyim size. İşte ondan sonra arkadaşlar e, cumhurbaşkanı bize şey gönderdi. Bu vakayla alakalı olarak bu dosyanızı e, biz takip edeceğiz diye. Aynı zamanda da arkadaşlar yabancılar ofisine de bir mektup göndermiş. Biz Şu 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 vakalı şu 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 numaralı dosya ile ilgileniyoruz. Bu konu hakkında adım adım bize her şeyi bildirin. İşlemlerinde hızlı yapılmasını istiyorum falan filan tarzı bir şey. Cumhurbaşkanlığından bir yazı bildiniz yabancılar ofisinde gitti. Bir hafta geçmedi bize yabancılar ofisi telefon açtı. O yani. Telefon açar mı ya yabancılar ofisi? Şu an Polonya'da yaşayan herhalde Türkler o alanı sallıyor çocuklar. çocuk derler. Ne oldu? Ne yapalım yani? Yabancılar ofisine davet edildik. Mülakat için davet edildik bu arada. Evliliği şey yapıyorlar işte gerçek sahte evlilik mi? Çünkü bu da prosedürün bir parçası. Neyse o gün bize kadın kadın şeyi de verdi. Takip edebileceğimiz o numarayı, şifremizi de verdi. Web sitesinden takibe de başladık. Ondan sonra Kadın e, soruları falan sordum Bu arada kadın o kadar bize destek oluyor ki yani sorulara bak yanı tuşu diyecek utanması. Çünkü e, şey gibi hani tabiri caizse hani pislik bunlar uğraşmayalım. Hani alsınlar şu oturuma da bizi salsınlar diye. Çünkü 50 defa yazdık yazdık yazdık. Her yazdıklarına da az önce bahsettiğim gibi yanıt vermeleri gerekiyor ya. Dosya olmuş ama bu kadar. 15 tane yabancı dosyası gibi. Tamam dedi falan işte her şey yolunda. Kadın en son dedi ki artık oradaki ujantta yabancılar ofisindeki görevli. Dedi ki daha fazla şikayet etmeyin. Çünkü daha fazla şikayet ederseniz bu süreç gitgide uzayacak. Biz hepsine yanıt vermek zorundayız. Kadın bize tarih bile verdi. 14 güne ben sizin her şeyinizi ayırt Oturumu da alacaksınız dedi. Ve ilk başvuruda arkadaşlar evlendikten sonra normalinde maksimum hani minimum aslında prosedür gereği genelde bir yıllık olması gerekiyor. Birçok evlenen arkadaşım da var benimle aynı tarihte evlenen bile var yani öyle size söyleyeyim. O mesela bir yıllık oturumu almıştı. İlk başvurusu olduğu için gayet normal. Ben ama bu muhtemelen bahsettiğimiz durumlardan dolayı arkadaşlar 3 yıllık ilk başvurumda oturum kartı aldım. Geçici oturum olarak geçiyor tabii ki süreli olduğu için. Ee, ama hani bir, bir yıl nerede, 3 yıl nerede? Hani o diğer mesela bahsettiğim arkadaşım o bir yılı bitmemesine zaten yaklaşık 3-4 e, ay kala, 3 ay kala düzeltiyorum. E, çünkü minimum 3 ay kala başvuru yapabiliyorsunuz. Yeniden başlamıştı, İşte belki kötü bir tecrübe oldu aslında bize bu bekleme süreci. Biraz moralimizi, motivasyonumuzu bozdu, üzdü bizi ama kötünün iyisi, işte her kötülükte iyi bir şey bulacağız diye illa ki 3 yıllık oturum kartı almam oldu. prosedür gereği zaten 3 yıl evliyseniz, bir yılı zaten evde beklemiştim oturum kartı çıkacak diye. 3 yıllık oturum aldım, 2 yılda geçici oturum kartını bekledim. Yani şartı yerine getirdim. 3 yıl evli kalmak, 2 yıl bunu oturum kartı ile ispat etmek. Neyse gerekli şartları yerine getirdim. Sonrasında permit için yani sınırsız e, kalıcı oturum için başvuru işlemlerini yaptık. Bu arada o dosyanız sürekli olarak orada yani. O dosyayı tamam biz bunu zaten e, şey yaptık. Karar aşamasına getirdik. Kartını verdik. Bu dosyayı e, kaldıralım gibi ya da atalım gibi bir şey yok. Sürekli o dosya kalıyor ve en önemli evrak olduğu için o cumhurbaşkanlığına yazdığımız talep arkadaşlar orada. Hep en üstte yer alıyor. O da dikkatimizi çekti. Hani bunlar pislik. Bunlara <laughs> dalaşmayın diye. Başvuru cuma günü yaptık. Abartmıyorum size. Bir hafta sonra pazartesi günü arkadaşlar bize bildiğiniz şey geldi. Sınır polisi geldi kapıya. Böyle çok sizi sıkacak sorular sormuyor. Zaten şansımıza ben de evdeydim. Eşim de evdeydi. Rein de evdeydi. Reini niye söylüyorum? Çünkü evraklar arasında yok ama biz dersimizde iyi çalışmıştık. Bol bol fotoğraf da gösterdik şeylere yani dosyanın içine koyduk adam zaten elinde fotoğraflarla geldi bir baktı fotoğraf gerçek yani hani Rein var bir de rehin hani biz o kadar e, Tabii yaşlanıyoruz illa de 3-4 yıl bu yaşlarda çok çok da fark edilmiyor biliyorsunuz ama köpek hani bildiğin e, şu kadarken şu kadar oldu yani çok büyüdü rehin İlk aldığımız döneme göre oradan anladı zaten tamam dedi böyle 2-3 dakika sürdü gitti bir iki haftalık bir zaman geçti. O kağıt zaten bizde vardı artık takip edebiliyorum. E, edebiliyordum web sitesinden. Baktım tak 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 gidiyor dedim. Herhalde 3 aya falan alacağım şeyi. Gerçekten 3 ay sonunda arkadaşlar sınırsız oturum kartını aldım. Öyle söyleyeyim size. Niye bu kadar detaylı anlattım? Bu süre zor bir süreç arkadaşlar. O yüzden size tavsiyem kesinlikle o randevuyu alın. Hani bir ay gerekirse bilgisayarın başında yatıp kalkın ya da telefondan yapıyorsanız ee, sürekli o web sitesine girip o randevuyu almaya çalışın arkadaşlar. Evet bu tecrübemi arkadaşlar anlatmaya çalıştım ve oturum ile alakalı olarak sorunuz var ise de lütfen yorum kısmına bırakın. Elimden geldiğince tabii ki destek olurum. Umarım video yararlı olmuştur. Videoyu beğenip yorum atıp bana destek olursanız aynı zamanda kanala da abone olursanız arkadaşlar çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.